bir çocuğa evlatlık olduğunu, biyolojik annesi babası olmadığımızı hangi yaş aralığında söylenmeli veya bunu söylerken nasıl bir tutum içerisinde olmalıyız? Kimler evet. tarafından söylenmeli? Çünkü çok kötü bir örnekten bahsediyor. Dışarıdan bir kimsenin çocuğa bunu söylemesinden söz etti izleyicimiz. Bu da travmatik bir durum. Maalesef ki böyle örnekler çok var. Fadime Hanım'a çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. E, çocuğa aslında olabildiğince erken yaştan itibaren bu gerçeği söylemek gerekir. Doğru olan odur. Yani çocuğun ruhsal yapısı şekillenirken, o tuğlalar üst üste konulurken gerçeği bilerek koymalı tuğlalarını. Çünkü siz onu tamamen bir yalanla büyütürseniz e, doğruyu öğrendiği anda hepsi yıkılır o ana kadar bir sorgulamaya başlayacak çünkü çok büyük her problemler şey. yaşayabilir. Ee, çünkü düşünsenize ona o yıla kadar söylenen her şeyin yalan olduğunu öğreniyor çocuk ve ona o yalanı söyleyenler hayatta en çok güvendikleri ona bak bakan insanlar. Ee, olabildiğince erken yaşta yani okul öncesi e, öncesindeki yaşlardan itibaren artık anne baba uygun zamanları kollayarak çocuğa yavaş yavaş bunu söylemeye başlamalı. yavaş yavaş? Çünkü e, düşünsenize çocuğu alıyorsunuz, büyütüyorsunuz, kendi evladınız zaten artık. Hı hı. E, belki anne babaların bu noktada içi de titriyordur. Çocuğun evet. vereceği tepkiden korkuyorlardır. Orada anne babanın kurması gereken... Sihirli cümleler nelerdir? Evet, bir kere başlangıçta anne baba e, bu olayı böyle dünyanın e, en zor, en kötü olayı gibi görmemeli. Bunu az önce seyircimizin söylediği gibi gurur duyulacak bir şey olarak görmeli ve böyle o kaygı ve endişelerini olabildiğince bir kenara atmalı. Çünkü biz biliyoruz ki anne baba kaygılı, endişeli yaklaştığı zaman çocuk da onu aynalar. Yani o da kaygılanır. İçerisinde bulunduğu olayın kaygı verecek bir olay olduğunu düşünür. Halbuki biz tam tersini istiyoruz. Daha 3-4 yaşından itibaren Itibaren, belki başka çocukların, bebeklerin doğum videolarını izlerken sormaya başlayacak. Kendisininkini görmek isteyecek. İşte tam da o zamanlarda ya da oyun içinde, oyun oynarken onunla, evcilik kurmuşken mesela bir kız çocuğuyla. Eğer anne, bebeklikten baba, alındıysa çocuk bu yaş ne olmalı? Yani 5-6 yaş civarı mı olmalı yoksa biraz daha beklenmeli mi? Daha öncesinde daha olmalı. Daha da öncesinde. 3-4 yaştan itibaren söylenmeye... ...başlanmalı ee, çocuğun durumuna göre. Ama söylerken de kurduğumuz cümleler... ...tabii ki o yaşa uygun cümleler Bak diye olmalı. şunu dememeliyiz. Biz senin gerçek annen baban değiliz. Seni evlatlık aldık cümlesini kurmamalıyız hayır, herhalde. Hayır. Ee, olayı hikayeleştirerek anlatmak lazım. Ee, biz babanla... ...eğer bir baba varsa... ...biz babanla birbirimizi çok sevdik. Evlendik. Sonra bir çocuğumuzun olmasını çok istiyorduk. Ama bizim çocuğumuz olmadı. Ee, o yüzden... Babanla karar verdik ve e, bir çocuğu e, almaya karar verdik. Bunun için işte şu kuruma başvurduk. O kuruma gittiğimizde o çocukları gördüğümde ilk seninle göz göze geldim. Bana e, ilk bakan, gülümseyen sendin ve beni çok etkiledin gibi bunu bir e, hikayeleştirerek anlatmak gerekir. Ve e, tabii ki o güzel duyguları vurgulayarak anlatmak gerekir. Ve sonra sen bizim çocuğumuz oldun, e, bizim mutluluğumuz kat be kat arttı, çok mutlu olduk. E, çok mutluyuz hala sen bizimle berabersin, sana anne babalık yapıyoruz gibi böyle çok olumlu cümlelerle anlatılmalı. Şimdi biz o hikayeleştirip böyle olumlu anlattığımız zaman çocuk da bunu zaten böyle heyecanla mutlu Mutlulukla karşılar ama ben e, şunu görüyorum evlat edinen ailelerde e, böyle az önce söylediğim gibi bazı yanlış öğrenilmiş şeyler inançlar da var. Mesela bir anne bana şöyle bir şey söylemişti hayır önce bir özgüveni otursun yerleşsin ben şu anda onun özgüvenini yıkamam söylemem Aslında demişti. Aslında anne kendisi hazır <laughs> değil değil mi? Evet. Çok kaygılıydı. Evet. Ee, ama onu hazırlamak istedik. Yani önce bir, bir o kaygılarla biz bir çalışalım. Hani anne de bir kendine artık güvenmeye başlasın, kaygılarından şöyle bir e, arınsın. Ondan sonra gerekirse bizim eşliğimizde bunu yapalım. Biz aslında anne babanın bunu söylemesi, anne babayı hazırlayıp anne babanın söylemesini istiyoruz. Çünkü en doğru olan gerçekten o sevdiği bağ kurduğu insanların ona hani gerçeği söyleyerek büyütmesidir. Ama bazen anne baba hazır değilse burada biz diyoruz ki hala bir desteğe ihtiyacınız varsa biz yanınızda olalım. Uzmanımızda da danışmaktan. Çekinmemeliyiz. Kesinlikle.